Bugün size üzüntülü ve kötü bir haberle videoya başlıyorum. Yıkama videosuna birazdan başlayacağız arkadaşlar. Dün gece itibariyle daha önce bizim arınma gecesi videomuzda bizlerle olan bir benim de ilk orada tanıdığım Pablo isimli Honda Civic'i olan Aşkın Taşdemir kardeşimizi Adana'da bir trafik kazasında kaybettik arkadaşlar. Öncelikle yakınlarına, onu sevenlere, ailesine, çocuğuna, eşine sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Çok gençti Aşkın. Sonrasında da Aşkın'a Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun inşallah. Kaza nasıl oldu derseniz arkadaşlar, bildiğim kadarıyla yani Kasım'dan öğrendiğim kadarıyla Adana otoyolunda ilerlerken yolda biriken mazot, benzin ya da yağ sebebiyle kontrolünü kaybediyor araç ve hızla yolda giden kamyonu arkadan vuruyor ve aracın içine sıkışan Aşkın'ın kalbi duruyor arkadaşlar. İtfaiye ekipleri geliyor, kapıları keserek araçtan Aşkın'ı çıkartıyorlar. Aşkın ambulansla hastaneye götürülüyor. Tabii götürülme aşamasında ve hastanede kalbini tekrardan çalıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak başarılı olamıyorlar. Öyle yani arkadaşlar, daha 2 gün önce, tam 2 gün önce, hatta mesajı da koyarım buraya. 2 gün önce Aşkın'la mesajlaştık. Bayramda geliyorum kanka, çok güzel şeyler yapacağız vesaire diye konuşmuştuk. Ya bilmiyorum, inanamıyorum hala dün akşamdan beri duruma, inanamıyorum yani. Hani ya yakıştıramıyorsunuz ya bazen. Bazı kişilere böyle ölüm çok erken oluyor ve yakıştıramıyorsunuz. Gerçekten çok üzdüm ve ansızın çok ani bir ölüm üzdü yani bizleri. Tüm onu tanıyan, tüm bu piyasanın içerisinde olan tüm otomobil sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun Aşkıncığım. Öyle yani arkadaşlar, bunu da sizlere bildirmek istedim. Çünkü Aşkın sizin de tanıdığınız benim sayemde ve hani birlikte de videolarımıza da böyle renk katan bir kardeşimizdi. Aslında daha da fazla videolarımızda olacaktı. Hatta geçtiğimiz haftalarda yine Instagram'da canlı yayında konuşmuştuk. O İstanbul'dayken ben İstanbul'da değildim. Canlı yayın açmışlardı. O yüzden böyle onları falan düşündüğüm zaman böyle inanamıyorum, yakıştıramıyorum yani ölümü. Öyle yani arkadaşlar, dilerseniz Cijo'nun yıkama videosuna başlayalım. Altı nasıl usta? Sen gel, ben önce söyledim. Bak tanımıyorum ben seni. Araba çok düzgün. Vallahi mi? Öyle mi? Kafa falan çok güzel arabanın. İyi, süper. Şu anda birkaç saat var daha toplanmaya, değil mi? Grubun toplanması da. Şu önden bir şeyler oldu. Bir hızlandı bunu ve ateş yükseldi. Önden. Abi Pablo üçü zaten. Evet. Aslında Pablo Aşkın'ın arabası. Egzozcu Aşkın'ın arabası. Ha, onun haberi sıkıntı yok. Adam araba istiyor şu anda. Bakar mısın şuna? Pablo çıkıyor arkadaşlar. Şoförü değiştirdiler, haberin olsun. Kutbelli abileriyle gelsin dedim ya, ondandır. Ha, ondan. Abileriyle gelsin demiş arkadaşlar. Tek mi yarışıyor herkes? İkiniz de tek evet, misiniz? Abi tek abi, lütfen. Var mı söylemek istediğin bir şeyler burada Aşkın? Herkese bol şans. Aşkın kardeşimizin ailesi adına yardım topluyoruz arkadaşlar. Ailesine en yakın isim olarak aile adına Kasım Fidan kardeşim toplanan yardımları aileye teslim edecek. Yorumların başına sabitlediğim IBAN numarasına yardımlarınızı, Ramazan filtre ve zekatlarınızı gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, otoparktayız. Cijo görmüş olduğunuz üzere sapsarı yanıyor arkadaşlar. Farları vesaire 10 numara durumda. Yıkatmamız gerekiyor. Güzel parlayacağını düşünüyorum bugün. Çok güzel parlayacak hem de. İyi bir yere götüreceğim çünkü onu yıkama için. Hadi bakalım arkadaşlar, Cijo'ya binelim şimdi ve doğru yıkamaya gidelim. Bu arada şu plakanın ışığını da orada temizletmiştim ben Aksoy'da. Şu an ne kadar güzel ışık vuruyor aşağıya, bakar mısınız? Değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, otoparktan çıktık. Benzinimiz yok. O sebeple öncelikle bir benzin almamız gerekiyor. Ondan sonra da doğru yıkamanın yolunu tutacağız. Saçlarım önüme geliyor, ne yapayım? Bu arada yıkamadaki abimiz ön cam ve arka camı güzel bir temizlemiş. Sağ olsun, var olsun. Yani abi şunu da meşhur et ya. Kimi? Abi bizim garibi. Abi her gün benzin alıyorum zaten. Bir gün yani illaki. Fotoğrafını falan çek, YouTube'a at. Meşhur oldum, buna çekti zaten. Gel abi. Abi, teşekkür ederim camlar için. Abimiz valla geldim, araba yıkamaya gidiyor dedim. Dedi ki olsun dedi, ben yıkıyorum dedi. Camını yıkamış, arka camı temizlemiş, sağ olsun. Kayıttayım şu an, izlersin kendini. Eyvallah, cansın. Abi araban yakından daha güzelmiş ya. Eyvallah, pis, çok pis, yıkamaya götürüyorum şimdi. Selam, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Görüşürüz gençler, kendinize iyi bakın. Eyvallah. Evet arkadaşlar, gidiyoruz.
Görüşürüz gençler. Gençler de bunlar bakın. Az önce kadraja sığmamışlardır belki. Arkadaşlar hemen bu arada şu bilgiyi paylaşayım sizlerle. Arabayı yıkatıyorum evet, çünkü bu özellikle çamurlukta olan bantlar için bana çok mesaj geldi. Arkadaşlar dediler ki abi o bantlar yapışacak kalacak orada, bak söyleyeyim sana iz bırakacak dediler. O yüzden de ben bir önce götürmek istedim. Araba zaten garajda olduğu için, güneş görmediği için, güneş ilk defa bugün görüyor. İz bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Artı bundan sonraki video muhtemelen muayene videosu olacak arkadaşlar. Aracı muayeneye götüreceğim. Hatta şöyle söyleyeyim size, yani Cico'nun muayenesinden hemen sonra Rex'in muayenesi var. Rex'i muayeneye götüreceğim. Yani iki tane üst üste muayene videosu izlemiş olacaksınız. Hem araçların da muayenede nelere dikkat edilmesi gerektiğini de sizlere göstermeye çalışacağım. Bolca çekmeye çalışacağım orada. Öyle yani arkadaşlar, şimdi yıkamaya gidiyoruz. Şu Cico'yu bir içinden geçelim Cico'nun. Şöyle bir parlatalım bakalım nasıl bir şey olacak. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle arabayı bir güzel çekelim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Babuş ne haber ya? Özledim seni vallahi. Başla bakalım. Bantları su yedikten sonra çıkaracak herhalde. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Araba inanılmaz parlayacak arkadaşlar, söyleyeyim. Öf. Sapsarı oldu ya. Bakın şimdi, bakın şu beyazlıklar çıktığı zaman inanılmaz sapsarı olacak, izleyin. Öf, açılıyor. Yakışıklı araba ya. Vallahi billahi yakışıklı araba. Abi renk olmadı mı ya bu arada? Rengi inanılmaz oldu arkadaşlar. Oğlum şu an heyecanlanıyorum nedense ya. Çünkü çok güzel olacak arkadaşlar, var ya sapsarı olacak birazdan bitince, var ya. Arkadaşlar bakın, sarı ilk defa şu anda, yani araba kaplandan beri ilk defa böyle yıkanıyor. Bitince bakalım nasıl bir sarı olacak, o Rex'in verdiği şeye ulaşacak mı renge? Bu araba da sana basit geliyordur babuş be. Değil mi? Arabanın rengine bakar mısın ya? Felaket bir şey oldu ha. Şu an var ya, felaket bir şey oldu. Baba şu bantları sökelim mi birlikte istersen? Bakalım iz kalmasın da sonra yavaş yavaş şöyle alayım bakalım arkadaşlar. Valla şu ana kadar iz kalmadı gibi.
Bir tık korkuyorum iz bırakır diye ama. Bir şurada şöyle ufak var da o çıkar herhalde ya. Çok ince. Araba şu an tam bir Rex sarısı oldu arkadaşlar. Şu an oldu yani bak. Şu an araba oldu. Felaket duruyor yani. Bu arada arkadaşlar farlarımız burada görüyorsunuz. Kırık olan far ve sağlam olan. Bunları da yakın zamanda yaptıracağız zaten. O yüzden şimdilik böyle arabanın içinde saklıyorum. Bu da yedek lastiğimiz patlamıştı. Öyle. Bu arada arkadaşlar fark ettiğiniz üzere hava biraz kapatmaya başladı. Ben yolda gelirken bayağı bir güneşliydi. Bunun nedeni de yarın yağmur olacak olması arkadaşlar. O yüzden arabayı yıkayıp hemen garaja koymam gerekiyor. Çünkü sadece yarın yağmur var ve ondan sonra komple bütün hafta güneşli olacak. O arada da zaten Cico'yu ve Rex'i muayeneye götüreceğim arkadaşlar. Öyle yani. O yüzden bir an önce bitirip garaja gitmek istiyorum. Biliyorum bu aralar biraz böyle videolarımız biraz tekrara biniyor zaman zaman ama bunları hiç kafanıza takmıyorsunuz. Yakın zamanda Kosif abinin size harikulade hikayeler, senaryolar, yine Kosifçi kardeşlerimin sevdiği böyle yok abi Rex niye bu aralar konuşmuyor, Cico niye bu aralar konuşmuyor diye yazıyorsunuz. Merak etmeyin onları da yoluna sokacağız arkadaşlar. Kafamda kurduğum çok güzel şeyler var arkadaşlar. Hatta bir iki tane sürprizimiz var. Onları duyduğunuzda inanın en az sizler de benim kadar heyecanlanacaksınız arkadaşlar. Hatta bir tanesi var ki çok güzel. O biraz daha uzun bir sürede şey olacak, hani sizlere duyurulacak bir şey olursa, ama yakın zamanda da özellikle müziklerle, yani müziklerimizle ilgili olarak çok güzel bir gelişme var arkadaşlar. Yeni şarkılarımız yeni dönemde sizlerle olacak, öyle yani. Heyecanlıyım kardeşim biraz, öyle. Hadi bakalım. Vay benim varaksime bak be, yatıyor orada. Muayeneye gireceğim ya, muayeneden sonra devam. Bu arada arkadaşlar şurasını görüyor musunuz? Şu ışık çalışıyor. Ama çift aralı bandın etkisi tamamen azaldığı için takamıyorum buraya. Şurada yeri var, normalde bunu takmam gerekiyor. Şimdi ben çift aralı bant aldım. Yanıma getirirken unuttum getirmeyi. Onu da muayeneye giderken muhtemelen takarız. Zaten çok sorun olacak bir şey değil muayenede ama. Görüntü kirli, bir de ses yapıyor, arkada sallanıyor. Bakın arabanın üzerinde toz gibi duran şeyler arkadaşlar. Cilalar. Birazdan onları babuş en son bir silecek. İnanılmaz parlayacak buralar. Ya nasıl biliyorsun değil mi neyi sevdiğimi? Lastikler diyor, seversin diyor arkadaşlar. Bayılıyorum. Şundan ben de bir gün inşallah yapacağım ya o sistemi. Abi araba pis olsun, lastikler temiz olsun, araba şov yapıyor ya. Vallahi billahi şov yapıyor. Bak şimdi araba tekeri bak, simsiyah olacak arkadaşlar. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Jilet. Bak renk değişimine bak. Bak kardeşim. Sinek ilacı kokulu parlatıcı. Efsane değil mi?
Lastikler nasıl parladı gençler? Simsiyah. Şimdi o plastikleri de parlatacağız. Üstüne bir de cilayı sileceğiz. Cila da parlayacak. Araba var ya. Cüllop olacak kardeşim. Evet. Hadi bakalım. Oyuncak araba gibi değil mi ya? Cilayı mı siliyoruz? Şimdi fişek olacak işte. Renk şimdi çıkacak ortaya. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bak bak arkadan bak. Nasıl parlıyor bak. Nasıl parlıyor bak. Bak 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 bak. Felaket parlıyor şu an araba. Maşallah sana maşallah. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırım be. Güzel oldu be renk ha. Hep birlikte yaptık valla. Onu da yapacağız dedik. Bu da yapacağız dedik. Yaptık. Şimdi sıra nerede? Tabii ki de jantlarda. Sıra jantlarda kardeşim. Nasıl arkadaşlar? Efsane değil mi? Sapsarı şu an. Farlarını yakacağım birazdan. Öyle de göstereceğim size. Merak etmeyin kardeşim. Farlarını yakalım bakalım. Önce sarılarla bakalım. Öf öf. Farlarıyla da bir başka oluyor be. He arkadaşlar. Biz çıkana kadar hava biraz daha kararır. Daha güzel çıkar ortaya. Babuş bak altta bir de bizim lip var. Görüyor musun? O biraz rengi de kaçık. Boyalı değil çünkü. Onu da bir parlatalım ya. Ay siyahlar da parlayınca bir başka oldu ha. Bak kardeşim şimdi siyahların parlayışına bak. Bak bak soldan sağa nasıl parlak griden siyah gidiyor görüyor musunuz? Bu arada lipi de boyatacağım. Bakın renk farkını görüyorsunuz değil mi? Üst simsiyah bu biraz daha gri. İslam dedi ki o lipi hiçbir şekilde kıramazsın. Ertesi gün kırdım o lipi. Ama bu arada şunu söyleyeceğim. O lip gerçekten sağlam. Kırılmasının nedeni aslında yine benimle alakalı yani bizle alakalı. Niye? Biz onu uygun kullanmıyoruz ki. Onu sağa ve sola doğru yamultuyoruz arkadaşlar. Yani geriyoruz. Gerdiğimiz için patlıyor zaten. Normalde onun kendi Opel ya da Laguna'nın lipi. Orada kullanmış olsak muhtemelen kırılmaz. Gerçekten kırılacak bir malzeme değil. Ama biz gerdiğimiz için sağdan soldan kapatırken ondan dolayı patladı ama değiştireceğim ya da tamirat olacak. Çünkü onun da simsiyah görmek istiyorum. Babuş okey miyiz? Bitti. Kral ellerine sağlık be. Vallahi ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bol bol görüşeceğiz bu arada. Arkadaşlar sizin için bir çıkış videosu çekeyim bari şöyle arabayı şuradan şöyle çıkartırken bir video alayım bakalım. Evet arkadaşlar. Gico'ya binip çıkıyorum. Evet arkadaşlar arabamız cillop gibi oldu. Yani inanılmaz güzel oldu. Şu an tam yani tam Gigio'ya biniyorum diyorum artık arkadaşlar. O hale geldi yani. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şimdi garaja otoparka acilen gitmemiz lazım. Çünkü her an hava çise yapabilir. Çise yapmadan aracımızı bırakalım ki bir sonraki videoda yani çarşamba günü muayenede olacağız arkadaşlar. Gigio'yu muayeneye götüreceğiz. Sonra gideceğiz Rex'le muayeneye arkadaşlar. Gigio'nun ufak birkaç eksiği var. O da Amerikan park lambaları var falan. Bir de arka stop yanmıyor. Onları bir tamiratını yaptırırım. Çarşamba günü sabahtan. Ondan sonra da doğru nereye? Tabii ki de muayene istasyonu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gigio'yu park ettim otoparkımıza. Artık Gigio tertemiz. Muayene gününü bekliyor. Muayene günü de muhtemelen önümüzdeki çarşamba günü olacak arkadaşlar. Çarşamba sabahtan muayeneye gideceğim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, aşağıdan kanalıma abone olup beni 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve bir de gülmeyi unutmayın. Boy boy. Pa 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 pa.